Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir Perşembe akşamından herkese selamlar. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Ama bu sefer arkadaşlar harbiden kısa olacak. Zira hep aynı şeyleri söyleyip sizi sıkmak istemiyorum. Belli başlı seviyeleri vereceğim. Yani tek bir video paylaşacağım. 10 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum. Tüm hepsine değineceğim kripto paraların. Belli başlı seviyeleri vereceğim ve genel kişisel görüşlerimi sunacağım size. Şimdi arkadaşlar bence bu gece 12 itibariyle Bitcoin yeni zirvelere gitmeye hazırlanacak. Yani düzeltmenin ben biteceğini düşünüyorum. Zira bakın çok kritik yerlerdeyiz. Yani dün verdiğimiz hedefler kripto paralarda gelen hareketler hep kırmızıda durdu. Şu anda da Bitcoin sabahtan beri 11.800'lere takılmış durumda. Şimdi ciddi şekilde zorluyor. Buraların zaten önemini size 2-3 videodur bahsediyorum. Buraları geçerse artık yeni ralliye gitmeye başlar diye. Artık arkadaşlar bu gece itibariyle bence kırmızının üstünde kapanış da yapacağız. Ve hafta sonu da geliyor. Zaten daha öncesinde birçok kez şahit olduk arkadaşlar. Kripto paralar ne hikmetse hafta sonları yapıyor yükselişlerini. Bu hafta sonu da hareketli geçebilir düşüncesindeyim. Ben zira bu gece 12 itibariyle bence günlük bazda kırmızının üstünde bakın kapanışı yapacağız arkadaşlar. Çok da manidar bir yerde fiyatlanıyor şu anda. Burada kapanışı yaptık mı dostlarım Bitcoin üstündeki satış baskısını atar. Sonra da haftalık bazda da arkadaşlar, şimdi haftalık baza geçeyim tekrar. Bulutun üstünde olduğumuz için bir sonraki gelecek hareket bence çok sert gelecek. Şu anda da zaten kripto para borsasına baktığımız zaman arkadaşlar para Bitcoin'de şu anda. Ve parayı Bitcoin şu anda adeta kendisine çekiyor. Bence yeni bir ralliye hazırlanıyor. Bu ralli de arkadaşlar klasik bir kripto para yükselişi olacak gibi duruyor şu anda. Yani önce Bitcoin yükselecek. Ardından da arkadaşlar bu Bitcoin yükseliş sırasında altcoin'ler geri çekilecek, sabit kalacak arkadaşlar. Ama bu yükseliş bittiği zaman biliyorsunuz ki yataya bağladığında minimum kendi yükselişi kadar altcoin'leri de yukarıya çekecek. Zaten arkadaşlar düzeltmeye de baktığımız zaman haftalık bazda zaten kırmızı kırmızı deyip duruyorduk. Bakın tam kırmızıya kadar da geldi. Onayını da aldı şu anda. Yani bugün bu gece itibariyle bu gece 12'de arkadaşlar günlük bazdaki bu kırmızımızın üstünde yani 11.800'ler 11.700'lerin üstünde kapanış yaptığımız zaman Bitcoin oldukça rahatlayacaktır. Bu rahatlama da Bitcoin'i arkadaşlar yeni zirvelere hazırlar. Kendi kişisel görüşümdür. Şimdi hızlı hızlı saatliklere bakacağım. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik bazda bakın hareket geldi tam bulutun üstünde durdu. Zaten dün buradaki al sinyallerinde bir 4 Ichimoku bulutundan da bir al sinyali desteklersek bulutu kırmaya yönelik hareketler gelir diyorduk. Bakın arkadaşlar Ichimoku bulutu da şu anda ala geçti. Ve gelen hareket de çok manidar ki tam bulutun üstünde durdu arkadaşlar. Şu anda ikinci denemesini yapacak. Yani bu geceden sonra arkadaşlar bu seviyelerin zaten önemi 4 saatlik bazda da oldukça açık. Yani buraların üstüne çıktığımız zaman bakın bulutun üstüne de atıyor. Sert hareketlere hazırlandığını görüyoruz. Şu anda Bitcoin'de hem 1 saatlikte arkadaşlar hem 4 saatlik bazda hem günlük bazda haftalık bazda vesaire falan indikatörler al sinyallerini üretti. Tabi altcoin'ler için şu anda aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Saatlik bazlarda onlar da sat sinyalleri devam ediyor. Ama arkadaşlar klasik bir kripto para yükselişi olacağı benziyor. Yani önce Bitcoin patlayacak ardından durduğu zaman da altcoin'leri kendi yükselişi kadar arkadaşlar yukarıya çekecek gibi durmakta. Şimdi de altcoin'lerde dostlarım böyle 1 saatlik bazda al sinyali sat sinyali değerlendirmeyeceğim. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi yani Bitcoin'de 11.800 dolar neyse onlarda da arkadaşlar o kritik seviyeleri vereceğim size. Buranın üstünde kapanış yapmayı bekleyelim bence. Önemli olan seviyeleri söyleyeceğim. Ardından da videoyu bitirmeyi planlıyorum. Peki yükseliş nereye kadar gelir? Onları da bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki hedefimiz Bitcoin'de. Bakın şurada gördüğünüz mumun zirvesi. Bu mum zaten zirvesini biz daha önce bir kere iğneledik. Bakın şuradaki zirvemiz tam aynı seviyelere denk gelmekte. Buradan daha önce ciddi bir satıcı da karşılaştık. Ama arkadaşlar bir deneme yaptığı için ikinci de burayı daha rahat geçebiliriz. Sonra bizi dostlarım bakın şu bölgede daha önce satış yediği bölge. Buradaki mumların zirvesi 16.000 dolarlara denk gelmekte. Arkadaşlar sonraki hedefimiz buralar olacaktır. Buralara doğru sert hareketler görürüz. Zira zaten bakın bulutun da üstündeyiz ve dostlarım şu anda ve arkadaşlar ciddi miktarda şu anda insanlarda FOMO oluşumu var. Yani artık birçok haber sitesine girdiğiniz zaman gazeteler olsun, haber siteleri olsun vesaire falan Bitcoin haberlerini görmeye başladınız.
Şimdi Bitcoin arkadaşlar burada 13 bin dolarlara doğru hareketler yaptığı zaman bu haber siteleri daha çok haber yapacaklar. Bitcoin şu seviyeyi aştı. Bitcoin işte şu kadar yılın zirvesine ulaştı. Bitcoin'in tarihi bilmem neler falan diye bir sürü haber göreceksiniz. Bu da işte insanlarda FOMO yaratacak. Yani FOMO ise daha önce açıklamıştım. Yani Fear of Missing Opportunity veya Fear of Missing Out diye geçiyor demiştim. Yani fırsatı kaçırma korkusuyla insanlar piyasaya gelecek ve bilinçsizce alım yapacaklar. Bu da bizi dostlarım yeni zirvelere itecektir. Kendi kişisel görüşlerim, gözlemlerim şu anda beni böyle düşünmeye itiyor. Ya FOMO'nun ne anlama geldiğini de burada birçok insan biliyor arkadaşlar. Mesela yorumlarda bazen görüyorum. İşte hocam işte 3 dolardan XRP aldım diyor. İşte şu seviyelerden Bitcoin aldım, tersteyim falan diyorlar. Mesela o adamlar piyasaya nasıl girdi arkadaşlar? Bir hikayelerini anlatsınlar. Bu haberlerle girdiler işte. Bakıyor Bitcoin sürekli yükseliyor. Sürekli yükseliyor. Haberlerde çevresinde falan herkes Bitcoin konuşuyor. Bitcoin'den kar ediyor vesaire falan. Sonra bu adam fırsatı kaçırma korkusuyla parasını geliyor Bitcoin'e yatırıyor. XRP alıyor, Bitcoin alıyor. Zamanında mesela şuradaki boğa piyasasında. Ama niye aldığını bilmiyor. Parasını neye yatırdığını bilmiyor. Sadece fırsatı kaçırdığı korkusuyla alım yapıyor. Hatta eminim de şöyle olmuştur. Yani ilk başta atıyorum parasının bir miktarını getirmişti. Sonra bakmıştır yükseliyor. O işte %5 geldi, %10 geldi vesaire falan derken parasının hepsini getiriyor arkadaşlar. Sonra tepede affedersiniz malı en yüksekte arkadaşlar. Bu böyle insanların yani böyle bilinçsizce alım yapan insanların eline malı veriyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Rencide etmek için söylemiyorum. Ama arkadaşlar FOMO güçlü bir sinyal yani. Şimdi arkadaşlar Ethereum'a geçelim. Ethereum'a dostlarım takip edilmesi gereken nokta şuradaki kırmızı seviyemiz. O da yaklaşık olarak 318 dolarlara denk gelmekte. Yani kabaca 320 dolarlar diyebiliriz. Buranın üstte kapanış gördüğümüz zaman yani buralarda artık Ethereum dalgalanmaya başladığı zaman, buraları zorlamaya başladığı zaman Ethereum'da arkadaşlar artık üstündeki satış baskısını azaltır. O da yeni zirveleri hedeflemeye başlar. Ama şu anda görüyorsunuz kırmızının altında tam mavinin üstünde fiyatlanması da devam ediyor. Yani Ethereum'da takip edilmesi gereken nokta ya kabaca 320 dolarlar. XRP'ye bakarsak dostlarım XRP'de takip edilmesi gereken nokta arkadaşlar kabaca 44 centlere denk geliyor. 44 centlerin üstünde bir kapanış yaptığı zaman günlük bazda XRP'de üstündeki satış baskısını atar arkadaşlar ve yeni zirveleri kendisine hedefler. EOS'a bakalım bir de EOS'un da takipçisi var. EOS da arkadaşlar kabaca görüyorsunuz zaten 6.5 dolarlar diyebiliriz. Litecoin'de de arkadaşlar kabaca zaten 127 dolarlar demiştik. Bakın zaten tam 127 dolardan dönmüş hareket. Tam oraya değdiği zaman satışı yemiş arkadaşlar. Genel olarak yavaş yavaş bakın sıfır bölgesine yaklaştıkça MACD Litecoin adına yataya bağlamaya başladı. Yani buralarda muhtemelen bir al sinyali üretecek günlük bazda. Ayrıca de Ichimoku bulutunda satışın derinleşmediğini görüyoruz. Hemen yataya bağlamışlar. Ve arkadaşlar 4 saatlik bazda da geçtiğimiz zaman bakın 127 dolarların önemini burada da aslında görüyoruz. Bakın tam bu seviye, bugün kırılım seviyeleri 127 dolarlara denk gelmekte. Zaten bakın gelen hareketler de arkadaşlar tam burada satışıyor. Bakın değer değmez bir satışını yiyor. Çok önemli seviyeler yani buranın üstünde bir kapanış yaparsa Litecoin de üstündeki satış baskısını azaltır. Yeni zirveleri hedefler. Ayrıca dostlarım zaten 4 saatlik bazda şu uyumsuzluğu görmemek gerçekten mümkün değil. Oldukça ciddi bir 4 saat bazda dip sinyali var yani dip oluşumunu tamamladığına dair bir sinyal Litecoin'de mevcut. Şimdi bir de Neo'ya bakalım arkadaşlar. Neo'da da günlük baza geçtiğimiz zaman kırmızımızın seviyesi bakın kabaca 18.5 dolarlar diyebiliriz. Ya yani 18.30'a denk geliyor. Kabaca 18.5 diyelim. Zaten buraya da oldukça yakın yerlerde fiyatlanıyor. Bakın zaten yükselişlerde tam kırmızıya deyip duruyor. Yani bu seviyeler şu anda çok büyük önem arz etmekte. Buranın üstünde aynı Neo'da bir kapanış yaparsa dostlarım Neo'da üstündeki satış baskısını atar ve yeni zirveleri kendisine hedefler. Aynı şekilde arkadaşlar 4 saatlik bazı geçtiğimiz zamanla zaten 18.30 18.5 dolarların önemini bakın bu seviyelerden de görüyorsunuz. Bulut kırılım noktalarına denk gelmekte. Şu anda Neo bulutun üstünü zorluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar takip edilmesi gereken coin şu anda Bitcoin dostlarım. Zira paranın şu anda Bitcoin'e geçtiğini görebiliyoruz. Bitcoin ciddi bir harekete hazırlanıyor. Bu akşam da buralarda kapanış yaparsa dostlarım yeni zirvelerin gelmesini ben bekliyorum. Özellikle de hafta sonuna yaklaşıyor olmamız da beni şahsen ümitlendiriyor, şüphelendiriyor.
Ayrıca da arkadaşlar 4 saat bazı geçtiğimiz zaman da zaten bakın şuradaki düşüş trendinin kırıldığını görüyoruz dostlarım. Yani burada bir düşüş trendi oluşmuş 4 saat bazda. Şu anda bu düşüş trendi kırıldı. Bu da arkadaşlar ayrıyeten bir olumlu bir sinyal. Zaten buralardayken de hatırlıyorsanız uyumsuzluklar yakalıyorduk vesaire. Bulutun üstünde doğru hareketler gelecek diyorduk. Bakın tam hareketler dostlarım tüm kripto paralarda bulutun üstünde durdu. Kırarsa arkadaşlar kayış kopar. Takip etmemiz gereken noktaları söyledim. Yani dediğim gibi biraz böyle bir video çekmemin sebebi de sizi sıkmak istemiyorum. Yani bazı arkadaşlar çünkü dünkü videolara yazmışlardı. İşte hocam hep aynı şeyleri söylüyorsunuz kaç gündür falan. Yani haklılardı. Adamlara da bir şey diyemedim açıkçası. Yani geçilmesi gereken seviyeler arkadaşlar bunlar. Buraların üstünde kapanış yapmadığım sürece yeni bir video çekmenin de anlamı yok aslında. Yani aynı şeyleri söylüyor olacağım. Ama arkadaşlar bu gece itibariyle bence kırmızının üstünde Bitcoin kapanış yapacak. Biz yarına itibaren özellikle hafta sonu arkadaşlar başka şeyleri konuşuyor, başka seviyeleri konuşuyor olacağız. Benim kendi şu anda gözlemlediğim bu şekilde. Zaten bu gece 12'yi takip edin arkadaşlar. Bu gece 12'de bu seviyelerde yani 11.800 dolarların üstünde bir kapanış yaptığımız zaman Bitcoin'in zaten yarına, cuma gününe rahatlamış şekilde geçtiğini göreceksiniz. Yani yukarıya doğru daha rahat hareketler yaptığını, böyle 12.000 dolarlara, 13.000 dolarlara doğru daha rahat dalgalandığına şahit olacağız. Eğer ki buralarda kapanış yaparsak, şimdi yarın akşam tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrıca bir altcoin videosu paylaşmayacağım bugün. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.